şu an atölyedeyim, evin atölyesindeyim yani. Evde çalışıyorum genelde. Burası 8,5-9 metrekare bir yer. Onun için çok fazla alan yok. Bir önceki sergiye hazırlandığım süreçte çok dağıldım. Bazı şeyleri toparlayamadım henüz. Ama yavaş yavaş toparlıyorum. Şimdi onun için de vakit oldu. Genelde burada çalışmıyorum artık. Burada bir tane masa olmasına rağmen bilgisayarı içeriye taşıdım. Karantina sürecinde hem kedilerle yakın oluruz. Genelde salondayım. Salondaki masanın üzerinde bir atölye oluşturdum. Kolajlar yapıyorum ve dijital işler yapıyorum şu sıralar. Atölyeyi gene de göstereceğim ama çok dağınık ve küçük bir yer zaten. Atölyede birkaç tane işim kaldı şu an elimdeki. Evde genelde yemekleri ben yaptığım için yani günün çoğu burada geçiyor. Yani karantina öncesine göre de daha fazla mutfakta duruyoruz. İşte her türlü ekmeği denedik. Yapmadığımız şey kalmadı. Yoğurt yapmayı deneyeceğiz şimdi yakın zamanda. Onun dışında işte yani dediğim gibi genelde buradayız. Ve yani günlerdir dışarı çıkmadığımız için artık yani bir de yan tarafta hemen balkon var mutfağın yan tarafında. Yemeği burada hazırlayıp şurada yiyoruz. Ondan sonra salona geçiyoruz, oturuyoruz falan. Yani toplamda 75-80 metrekare içinde iki ayımızı doldurmuş olduk neredeyse. Ve bu biraz insanı geriyor. Ama yapacak bir şey yok. Üretime odaklanmaya çalışıyorum kendi adıma. Onun dışında iyi geçiyor yani çok kötü değil. Ama işte ekonominin durgunluğu tabii hepimize yansıyor. Benim için de çok kötü. Umarım bir an önce koşullar düzelir ve ikinci bir online sergi videosu çekmek zorunda kaldım. O bahsettiğim masanın olduğu yer salondaki kısım köşe burası. Atölyede artık pek çalışmıyorum. Genelde burada bilgisayarı da buraya taşıdım dediğim gibi. Masa da burası. Artık buradayım. Genelde burada oturuyorum. Manzara bu. Orası otoparka bakıyor. Sürekli oraya bakıyorum ben de. Şu an bilgisayarın başındayım, salondayım.